ülkemizin gururu, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Saygıdeğer Genel Başkanım, Cumhurbaşkanım, tekraren efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Değerli İstanbul'da uzun bir aradan sonra bir danışma meclisi toplantısında bu ülkenin cumhurbaşkanını bu partinin genel başkanı olarak burada ağırlamayı bize nasip eden Yüce Mevla'ya hamdolsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum İstanbul Teşkilatları olarak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, sorumluluklarımızdan bahsediyorduk ve bir gerçeğe yürekten inandığımızdan bahsediyorduk. Yolu hak ve hakikat olanlar üzerine düşen bütün sorumlulukları bil hakkın yerine getirdikten sonra neticeyi alemlerin Rabbi olan Allah'a bırakırlar. Biz buna iman etmişiz. Sonucu ne olursa olsun bu yolda bu imanı yerine getirenler asla kaybetmezler, asla yenilmezler. Onun için liderimizin bu şarkı burada bitmez diyerek Pınarhisar cezaevine doğru yürürken o adımlardan bugüne gelene kadar bütün süreci değerlendirdiğimizde hakikaten kaderin üzerinde bir kader olduğunu hep birlikte gördük ve yaşadık. Ne oyunları ne kumpasları bu teşkilat çıkardı hamdolsun. Ben bugün burada bu danışma meclisi toplantısında şunu ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer Genel Başkanımız siyasi literatürümüze bir kavram hediye ettiler. Metal yorgunluk. Açıkça söylemek isterim. Seçimler, referandum, darbe, mitingler, onlarca proje, 26.297 sandıkta yapılanlar dikkate alındığında benim teşkilat mensuplarım yorgunluktan mülhem, Sayın Başkan biz az mı çalıştık sorusunu soruyorlardır. Ben şunu söylemek isterim. Bütün açıklıkla ifade etmek isterim. 10 sene önce AK Parti teşkilatlarının sorumluluğu karşılaştırıldığında çok daha fazla artmıştır. Türkiye güçlendikçe, Türkiye büyüdükçe, Türkiye prangalarından kurtuldukça AK Parti teşkilatlarının sorumluluğu artmıştır. Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi adeta kaderidir. Onun için biz İstanbul teşkilatları olarak bir dava ahlakıyla, aşkla, şefkle hala daha fazla bir mücadelenin içinde mutlaka olmalıyız. Metal yorgunluğun çalışma tarafında çok daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzu biliyorum. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını analiz ettiğimizde metal yorgunluğun daha çok AK Parti'yi var eden değerlere vurgu yapılan bir anlayış olduğunu görüyorum. Bu anlamda her AK Partili kardeşimin kendini bir check-up'a tabi tutması gerektiğine de inanıyorum. AK siyasette yorulmak bizi biz yapan değerlerden kopmak olduğunu düşünüyorum. Evet değerli kardeşlerim, bizi biz yapan değerleri kaybedersek yeniliriz. Milletimizle kurduğumuz o sıcak gönül bağına halel getirirsek yeniliriz. Kibre, büyüklenmeye kapılıp biz
geçici makam ve mevkilere değil, onlar bize sahip olmaya başladığında yeniliriz. Şımarırsak, bozulursak, çürürsek yeniliriz. Birbirimizin hukukunu korumaz, teşkilat hukukuna riayet etmez, kardeşler topluluğu olduğumuzu unutursak yeniliriz. Vefa duygumuz azalırsa yeniliriz. Sayın Cumhurbaşkanım, Allah'ın izniyle Erdemler Hareketi'nin çıkış noktası olan İstanbul, metal yorgunluğuyla mücadelede var gücüyle sizlerin yanında en güçlü mücadeleyi verecektir. 16. doğum gününde Ankara'da sizleri dinlerken AK Parti adeta yeniden kuruluyor hissiyatına kapıldım. Rabbim sizlerin liderliğinde bu millete ve bu ülkeye çok daha güzel şeyler göstersin. Yunus Emre'mizin biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk. Her dem yeni doğarız. Bizden kim usanası dediği o misalin partimizin kuruluş ruhuyla yeniden ayağa kalkmasını Rabbimden diliyorum. Değerli kardeşlerim, kongre takvimimiz işliyor. Delege seçimlerimizi yaptık. İlçe kongre takvimimizi genel merkezimize sunduk. Kongreler Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bizim için yeni bir şahlanış için yeniden yapılanma süreçleridir. Sayın Genel Başkanımızın partimizin başına ikinci kez gelmesiyle birlikte yaşanılacak bu süreç hepimiz için büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirilmeli ve AK Parti 15 yıl sonra çok daha büyük bir zaferlere, özellikle İstanbul'dan yeni Türkiye'ye 2019'a doğru giderken çok daha güçlü bir selam vermeli. Ben burada kongre süreçleri yaşanırken özellikle 3 dönemdir kendi ilçelerinde AK Parti bayrağını güçlü bir şekilde dalgalandıran ve bugün aramızda olan ve ilçelerinde temayüller yaptığımız ilçe başkanlarıma, genel başkanımızın huzurunda teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Arnavutköy'e, Esenyurt'a, Zeytinburnu'na, Güngören'e ve Sultanbeyli ilçe başkanlarıma bir alkış istiyorum. Yürekten bir alkış. Biz mücadele aşkı olan insanlarız. Bu teşkilatlarda bu ruh var. Bu inanç bizde var. Ve Allah'ın izniyle terimizin son damlasına kadar dava olarak inandığımız bu mücadeleyi Rabbim hep birlikte devam ettirmeyi nasip etsin. Bu mücadele, kapı kapı dolaşmak, bıkmadan, yorulmadan bu davayı anlatmak için sadece bir sorumluluk değil aziz kardeşlerim. Bağrından Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkaran bu dava için bir ahlak ve bir vefadır. İstanbul teşkilatları kaybedecek bir tek zamanı, arkasına sığınacak bir tek mazereti yoktur. Gönül koymayacak, gönül kırmayacak ve gönüller kazanacağız. Hele hele bugün birçoğu bizimle burada, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizimle yol yürümüş, bu davaya emek vermiş bütün kardeşlerimi kucaklayacağız. Ve onları asla kırmayacağız. Kırma, küstürme lüksümüz yok. Aynen ayeti kerimede keennehum bünyanum mersus buyuran Rabbimizin buyruğuyla, aynen birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi bir bina olacağız, bir olacağız, beraber yürüyeceğiz. Allah yolumuzu açık eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza tekrar bugün bizleri onurlandırdığı için teşkilatım adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu güzel kalabalığı, bunun bir kısmı da dışarıda, bugün buraya gelen bütün teşkilat mensuplarıma tek tek teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın
Sayın İl Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi uzun bir aradan sonra ilk defa genel başkan sıfatıyla danışma meclisimize teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanım, bizleri onurlandırdınız, bizleri gururlandırdınız. Teşriflerinizden ötürü tekrardan İstanbul AK Parti ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, biz biliyoruz ki bağrından çıktığınız İstanbul Teşkilatı sizin hep özeliniz oldu. Ve biz de sizin bize yüklediğiniz sorumlulukların hep farkında olduk. Bugüne kadar sizi hep dinledik. Dinlemeye de devam edeceğiz. Talimatlarınıza hep uyduk. Uymaya da devam edeceğiz. Sizden gelen mesajları en hızlı algılayan ve en hızlı uygulamaya geçiren teşkilat olduk. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. İstanbul Teşkilatı olarak sadece bir geceye mahsus olmak üzere talimatlarınızı beklemeksizin hareket ettik. O da devletimizin ve milletimizin hayatiyeti ve tabii liderimizin hayatının söz konusu olduğu 15 Temmuz hain darbe gecesiydi. Çağrınız ve mesajınız henüz bizlere ulaşmadan İstanbul'un tüm ilçe ve meydanlarında vaziyet aldık. Halkımızla birlik olup sizin çağrınıza kadar geçen süreç içerisinde işgalci hainlere karşı halkımızın direnişinin organizasyonunu ve mobilizasyonunu gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanım, siz bizim liderimiz olarak sıcak bir mücadelenin içerisine girdiğinizde bedeli ne olursa olsun talimatlarınızı ve çağrınızı beklemeksizin yanınızda saf tutarız. Çünkü biz farklı sorumlulukları olan kurucu İstanbul Teşkilatı'yız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da olacağı gibi yürüttüğünüz bütün mücadelelerde hep en yakınınızda İstanbul Teşkilatı'nızı bulacaksınız. Her daim güvendiğiniz liman, sırtınızı yasladığınız dağ olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan gündemimize geçiyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ı davet ediyorum. Bundan sonraki tüm konuşmacılardan selamlama konuşması olması gerektiğini özellikle etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Başkanım, Cumhurbaşkanı, Sayın Divan, Danışma Meclisimizin çok değerli mensupları hanımefendi ve efendiler, değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygı